Günaydın. Bugün 26 Ocak Cumartesi. Yine birlikteyiz. Haberlere başlayacağız. Önce ben gazetelerle başlamak istiyorum bugün. İlginç gelişmeler var. Örneğin biliyorsunuz Venezuela'da Amerika destekli bir darbe söz konusu. Ülke ikiye ayrılmış durumda. Karşı çıkanlar var. Maduro'ya destek olanlar var. Maduro'yu destekleyenler var, eleştirenler var. Tabii Amerika'nın müdahalesini de biliyorsunuz geçmiş yıllarda belki bizim kuşağımız hatırlar, ondan genç kuşaklar hatırlamayabilir. Güney Amerika'da genellikle hükümetler Amerika tarafından kurulur, yıkılırdı. Bu bizim coğrafyamıza geldiği zaman da aynı şeyler söz konusu olurdu. Peki Maduro'nun suçu var mı? Seçimler hileli miydi? Kim haklı? Oraya gelmeden önce bir ekonomik durumuna isterseniz bir göz atalım. Bugün Sözcü Gazetesi'nde Murat Muratoğlu Venezuela'dan bir yar gelir bizlere diyor. Yani şimdi buradan hepimizin çıkartacağı dersler var. Bunu okumakta yarar var. Venezuela kaynıyor Sözcü Gazetesi'nde. Venezuela kaynıyor. İç savaş çıktı çıkacak. Amerika ve Avrupa muhalefeti, Türkiye, Rusya ve Çin'in başını çektiği ülkeler mevcut Başkan Maduro'yu destekliyor. Ülkelerin dostları yoktur, çıkarları vardır, diyor Murat Muratoğlu. Çin Venezuela'dan her gün 500 bin varil petrol alıyor. Düşünebiliyor musunuz? 500 bin varil petrol alıyor. Rusya kallavi miktarda silah satıyor. Ya Türkiye? Türkiye ne yapıyor? Türkiye Maduro'yu destekliyor ama nasıl bir ilişkileri var? Çok ilginçtir. Türkiye'deki devrimci görüşlü aydın insanlar da Maduro'yu destekliyorlar. Ancak Maduro'nun eleştirilmesi gereken yanları var mı yok mu? Buradan ekonomik açıdan göreceğiz. Tartışılan konu Türkiye'nin Venezuela Başkanı Maduro'yu desteklemesi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak Maduro kardeşim dik dur yanındayız demesi. Maduro'nun da Türkiye'yi sevdiği aşikar. Diriliş Ertuğrul'u izliyor Maduro. Evet, buraya geldiğinde de söylemişti. Ha bir de vazgeçemedi. Nusret'in etleri. Arada bir buraya geliyor. Nusret'e et yiyor. Sık sık Türkiye'ye et yolluyor. Maduro ülkesinden çıkan altınlarını sertifikalandırmak için Türkiye'ye gönderiyor. Bakın şimdi. Yani tamamen duygusal bir ilişki. Maduro ülkesinden çıkan altınlarını sertifikalandırmak için Türkiye'ye gönderiyor. Tekrar ediyorum. Altınlar işlem gördükten sonra Venezuela'ya geri dönüyor. Belki de bir kısmı burada kalıyor. Kim bilir? Böyle bir şeyi geçmişten hatırlıyorsunuz değil mi? Hani İran olayı, Halkbank olayı, Rıza Sarap olayı. Maduro'dan buraya altınlar geliyor. Türkiye'de sertifikalandırıyor. Tekrar Venezuela'ya geri gidiyor altınlar. İyi de Venezuela nasıl düştü bu sefalete? Maduro gider, Tudoro gelir. Sistem yanlışsa sefalet kaçırılmaz. Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi. Ülke son 15 yılda sadece petrolden 1 trilyon dolardan fazla gelir elde etti. Kötü yönetim, berbat politikalar parayı eritti. Halk bunu fark ettiğinde artık Venezuela için çok geçti. Önce Chavez ruhunu teslim edince de ekibinden Maduro başa geçti. Başkanlık sistemi diktatörlüğe çevrildi, seçimleri kaybetti, kabul etmedi. Bunu bana kim yaptı sorusuydu tek derdi. Çin de ileride üreteceği petroller için 50 milyar dolarlık peşin para aldı, ülkenin geleceğini de yaktı. Bizim varlık fonu tarzında bir fon kuruldu. Bayağı benzerlikler var. Yani hiçbir şeffaflığı olmayan fon, ülkenin milyarlarca dolarlık gelirinin nasıl harcanacağının tek belirleyicisi oldu. Yani nereyi anlattığını karıştırabilirsiniz. Venezuela'yı anlatıyoruz. Hiçbir şeffaflığı olmayan fon, orada da var, ülkenin milyarlarca dolarlık gelirinin nasıl harcanacağının tek belirleyicisi oldu. Tek bir imza ile milyarlarca dolar uçtu gitti. Adamlar yol yaptı. Para, köprü, hastane, konut gibi seçmenleri etkileyecek büyük inşaat harcamalarına gitti. Milyonlarca kişiye ev dağıttı. Yandaşlarını da unutmadı tabii. Hesaplarına servet aktardı. Petrolü bol olunca benzini neredeyse bedava sattı.
Seçimlerden önce binlerce ton bedava gıda kolisi dağıttı. Bulduğu her kuruşu hesapsızca harcadı. Fiyat etiketleri zabıta baskısıyla bir süre yoksullara uygun bir düzeyde kaldı. Tabii ki bu bir seraptı. Raflarda hükümetin belirlediği düşük fiyat etiketleri yer aldı ama malların kendisi kayboldu. Türkiye'den bahsetmiyoruz. Venezuela burası. Çiftçi ürün yetiştirmiyor, sanayici mal üretmiyor. İğneden ipliğe her şey ithal ediliyor. Halk sefalet içinde. Çöpten yemek topluyor. Elektrik yok, su yok. Ülke ölçülemeyen enflasyonuyla felaketin eşiğinde. Adalet ve demokrasi eski bir hikaye. Tabii Amerikan faktörünü mutlaka göz önüne alacağız. Ancak o ülkedeki uygulamaları da gözden kaçırmamak gerekiyor. Venezuela halkı son bir yılda ortalama 11 kilo verdi. 4 milyon insan ülkeden kaçtı. Üniversite profesörleri Amerika'da hamburgercide iş bulunca kendini şanslı saydı. Venezuela gene. Görünüşe bakılırsa Maduro'nun kalması Türkiye'nin lehine. Lakin ülkenin ekonomide yaşadıkları ders niteliğinde Venezuela bana bir ülkeyi hatırlatıyor. Venezuela'yı gördünüz. Murat Muratoğlu'nun yazısında okuduk. Olanı biteni karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Dünyanın herhangi bir ülkesiyle karşılaştırabilirsiniz. Artık biraz düşünün. Bulursunuz belki bir şeyler. Bu arada hazineye Merkez Bankası'ndan aktarılan paranın 8,5 milyarı müteahhitlere gitmiş. Düşünebiliyor musunuz? Bakın. Hani bu da Venezuela değil, Türkiye. Hazineye merkezden aktarılan paranın 8,5 milyar lirası müteahhitlere gitti diyor Cumhuriyet Gazetesi. 23 milyarı erittiler diyor haberin başlığında. Hazinenin 17 Ocak'ta 2,9 milyar liraya kadar düşen mevduatı 18 Ocak'ta Merkez Bankası karının transferiyle 39,6 milyar liraya çıktı. Ancak 4 günde bu paranın 23 milyar lirası eridi. Merkez Bankası verilerine göre 24 Ocak itibariyle hazinenin TL mevduatı 16,7 milyar TL'ye düşmüş. Hazine paranın bir kısmını Karayolları Genel Müdürlüğü'ne aktarmış. 11 milyar Türk lirasını aşkın borcu olan Karayolları da bundan 8,5 milyar liralık kısmını ödemiş. Böylece çok büyük kısmı hükümete yakın olan müteahhitlere seçim öncesinde ciddi bir ödeme yapılmış. Çok ilginç. Yani ülkenin o kadar çok sorunu varken ki o müteahhitler o kadar büyük paralar kazandılar ki biraz beklesinler alacaklarını almak için. Onların alacakları mı önemli, vatandaşın ihtiyaçları mı? Ama öncelikle müteahhitlerin alacakları. Türkiye öyle bir hale geldi. Bakalım nasıl eritmişler. Evet, Merkez Bankası'nın olağanüstü genel kurulla 18 Ocak'ta hazineye aktardığı 33 milyar liralık karın 8,5 milyar lirası ilk haftada müteahhitlere gitmiş. Merkezin karı yola gitti diyor haberin başlığında burada. Merkez Bankası'nın karı yollara gitmiş. Geçmiş yıllarda Özal döneminde 90'larda, 80'lerin sonlarında ve 90'ların başında otoyollar yapılmıştı. Her tarafa yol yapılıyordu. Bu arada yolsuzluklardan da bahsediliyordu, usulsüzlüklerden de bahsediliyordu. Hatta o dönem Karayolları Genel Müdürlüğü yapan şahsın mal varlığında 8,5 milyar dolarlık kaynağı belirlenemeyen bir fazlalık bulunmuştu ve kendisi hapis cezası almıştı. Düşünebiliyor musunuz? Karayolları Genel Müdürü o dönemde 8,5 milyar dolar. Ve daha sonra dava açıldı. Ankara'da 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karayolları yolsuzluğu yargılandı. Fakat öyle ilginç şeyler oldu ki, Bayındırlık Bakanlığı müfettişleri raporlar hazırladılar. Fakat mahkeme devam ederken bu raporlar mahkemede yoktu. Yani bu raporlar olmadan mahkeme nasıl karar verecekti? O yıllarda Arena programında çalışıyorduk. Biz bu raporlara ulaştık. Bir karayolları müfettişi, daha doğrusu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı müfettişlerinden biri bu raporları mahkemece
işleme alınmadığı için kızmış ve kitap haline getirmiş. Sahte bir isimle de bu kitabı, takma bir isimle de yayınlamış. Kitabın adını da Yolunu Yoldan Bulanlar koymuştu. Ve bu Yolunu Yoldan Bulanlar, işte o otoyol yolsuzlukları için hazırlanan raporun aynısıydı. Rapor kitap olmuştu. Kim yazdı falan araştırıldı. Ancak o müfettiş bulunamadı. Daha sonra biz o müfettişle görüşmüştük. Ve o raporla Karayolları Genel Müdürü hapis cezası aldı. Şimdi burada da merkezin kârı yola gitti deniyor. Çok yol yaptığınız zaman yol bir takım şeylere de yol açıyor. Değerli izleyiciler, Merkez Bankası'nın olağanüstü genel kurulu 18 Ocak'ta hazineye aktardığı 33 milyar TL'lik kârın 8,5 milyar TL'si ilk haftada müteahhitlere gitmiş. Kimler bu müteahhitler? Sayalım işte Mehmet Cengiz, Kalyon İnşaat, Limak, Karadeniz Otoyolu yapıyorlar, Kuzey Karadeniz Otoyolu yapıyorlar. Havaalanı yaptılar, köprüler yaptılar, tüneller yaptılar, Marmaraylar yaptılar, hızlı trenler yaptılar. Hep aynı müteahhitler. Türkiye'de başka müteahhit yokmuş gibi. 3-4 müteahhit. Üstelik nasıl yaptıklarını biliyorsunuz. Deprem nedeniyle bir aciliyet olan işlerde ihalesiz davet usulüyle ihale verilebilir deniyordu. O ihaleler verildi. Sonra ne oldu? Adamlar paralarını alacaklar. İnsanlar köprülerden geçmiyor. Hani yap işlet devretti. Devletin kasasından hani 5 kuruş çıkmayacaktı. Öyle diyorlardı. Yap işlet devret usulüyle yapıyoruz. Biz bu işi biliyoruz. Tamam bu yolları yapıyoruz ama yap işlet devret usulüyle yapıyoruz. Devletin kasasından 5 kuruş çıkmayacak diyorlardı. Peki bu çıkan para nedir? 33 milyar liralık hazinenin, 33 milyar liralık karının 8,5 milyar lirası daha ilk hafta müteahhitlere gitmiş. Bu kimin cebinden çıktı? Ya bizimle dalga mı geçiyorlar? Evet, 17 Ocak'ta 2,9 milyar TL'ye kadar düşen hazinenin TL mevduatı 18 Ocak'ta 39,6 milyar TL'ye kadar çıkmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre 24 Ocak'ta hazinenin TL mevduatı 16,7 milyar TL'ye düştü. Yani 4 iş günü içinde 23 milyar TL azaldı. Habertürk'e göre müteahhitlere 11 milyar TL'yi aşkın borcu olan Karayolları Genel Müdürlüğü borcun 8,5 milyar TL'lik kısmını bu hafta ödedi. Geri kalan kısmı Mart'ta ödenecek. Böyle çok büyük kısmı hükümete yakın olan müteahhitlere seçim öncesinde ciddi bir ödeme yapılmış oldu. Ekonomik kriz ve faizlerin yükselmesiyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın net kârı katlanmış Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu kârdan hazineye 30 milyar TL geleceğini açıklamıştı. Hatırlıyorsunuz işler yolunda gidiyor diyordu damat bakan. Normalde Nisan'da aktarılan kâr olağanüstü genel kurulu ve mevzuat değişikliği ile seçim öncesine alınmıştı. Geçen hafta bu rakamın %90'ı avans olarak hazineye aktarılmıştı. Bu arada TEPA maliye politikasında manevra alanı var mı diye soruyor. Kamu hesaplarının şeffaf olmadığını öne sürüyorlar. Neyin şeffaf olduğu konusunda tabii endişeler her zaman var. Yerel seçimlere kadar makyajlanmış enflasyon ile kur ve ekonomik sorunlar geçiştirilecek diyor gene Cumhuriyet Gazetesi'nin ekonomi sayfasının manşetinde. Seçimlerden sonra krizin derinleşeceğine dikkat çeken Profesör Doktor Erin Çeldan, durgunluğa alışmış iflas edenin de teşvik verilenin de siyaset tarafından belirlendiği çarpık bir ekonomik bizi bekliyor diyor. Bakın seçimlerden sonra krizin derinleşeceğine dikkat çekiyor Profesör Yeldan. Durgunluğa alışmış, iflas edenin de verilenin de siyaset tarafından belirlendiği çarpık bir ekonomi bizi bekliyor. Zaten her şey siyasi iktidar tarafından belirleniyor. Biliyorsunuz Türkiye'de atanmışlar da bir kişi tarafından belirleniyor, seçilmişler de bir kişi tarafından belirleniyor. Sonra biz buna demokrasi diyoruz ve sonra bir anayasa profesörü ben bunun kurucu babalarındanım bu sistemin diye övünüyor, internette yazılar yazıyor. Tuhaf bir ülke olduk. Bu arada Suriye'de bir şeyler oluyor. Suriye'de başa dönüyoruz. Her şey oldu bitti. Binlerce çocuk öldü, on binlerce insan öldü, hatta yüz binlerce insan öldü. Biz de bedel ödedik.
Reyhanlı patlamaları, insanlarımız öldü, sınırlarda yaşanan olaylar, Mehmetçik sınır ötesi harekatlarda kaybettik, şehit olanlarımız. Çok çok acılar çekildi. Ama Suriye'nin kuzeyinde bunlar olurken Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşam sürüyordu. İşte daha geçen hafta biz Suriye'de yandaş gazeteler, işte Afrin'de her şey güllük gülistanlık, her şey değişti Türkiye'nin sayesinde derken, zaten Suriye'de mesela örneğin o hafta Suriye, Avustralya milli maçı vardı. Asya Kupası nedeniyle oynanıyordu. Ve her şey yolunda oralarda. Peki ne oldu? Neden başa dönüldü? Şimdi ona da bakacağız. Adana mutabakatına geri dönülüyor. Adana mutabakatı Abdullah Öcalan döneminde orada yakalandığında Suriye'den alınması için yapılmış protokoldu, Suriye'den çıkartılması için. Adana protokolünden şimdi bahsediliyor. Peki ne oldu? Biz nereye geldik? Hatırlar mısınız 2011'de Suriye meselesi çıktığında köşe yazarları vardı. Esad 3 hafta dayanamaz, Türkiye kaçacak diye haberler yazılıyordu, yazılar yazılıyordu. Bunlar ciddi ciddi yazılıyordu. Ve ne oldu? İşte Şam'da cuma namazı kılacaktı. Ne yaptık? Başa döndük. Başladığımız yerdeyiz. 8 yılda bu kadar büyük paralar harcandı. İşte göç için Türkiye ne diyor? 30 milyar dolar harcadık deniyor. Niye harcadık? Niye gitti o zaman bu 30 milyar dolar? İnsanlar evlerinden oldular. İstanbul'un tüm sokaklarında Suriyeliler var. Güneyde bütün şehirlere giden Suriyeliler var. Bu insanlar evlerinden, köylerinden oldular. Peki dönecekler mi? Erdoğan güvenli bölge konusunda hala ısrar ediyor. Son noktayı koymuş. Biz kurarız, biz koruruz diyor. Hala biz yaparız, biz ederiz deyiz. Buraya kadar gelmişiz. Bir dönemde hatırlarsınız başbakan vardı Davutoğlu. Ne diyordu Davutoğlu? Bölgede bizden habersiz yaprak kımıldamaz. Ne yaprak kımıldaması? Yerle bir oldu. Yerle bir oldu ülke. Yaprak kımıldamıyormuş. Ki düşün, Süleyman Şah'ın mezarını aldık kaçtık. Ve bunu bir zafer gibi sunduk. Ve geldik 2019'da işin başına döndük. Ne diyor? Teröristleri değil, ülkemizi korumaya yönelik güvenli bölge sözünün tutulmasını bekliyoruz. Aksi takdirde biz oluşturacağız. Sahadaki fiili kontrolün bizde olması gerekiyor. Türkiye olarak bunun dışındaki tüm tekliflere kapalıyız. E bakalım soracaklar mı bize bunu? Yoksa onlar bildikleri gibi mi yapacaklar? Başından beri biz hiç inisiyatif koyamadık bu konuda. Ha ne oluyor? İşte zirveler yapılıyor Putin'le. Yok İran'la üçlü zirve yapılıyor. Yok bilmem nerede zirve yapılıyor. Ne oluyor zirvelerin sonucu? Toplanıyorsunuz. Sonuç çıkmıyor. Biliyorsunuz Adana mutabakatına göre teröristlerin iadesiyle ilgili bir takım şeyler vardı. Tabii Adana mutabakatından bu yana çok şey değişti. Şimdi Türkiye'de de Suriye'nin aradığı teröristler var. Biz herkesin teröristi kendine. Biz ÖSO'yu orada özgür güçler, özgür Suriye ordusu olarak niteliyoruz. Batı terörist grup olarak görüyor. Biz YPG'yi, PYD'yi terörist gruplar olarak görüyoruz. Batı onları oradaki müttefikleri, orada işbirlik yaptıkları gruplar olarak görüyor. O zaman bu Adana mutabakatı neye göre işleyecek? Gerçekten üzerinde tartışılması gereken bir konu. Çünkü o günkü şartlardan daha farklı bugünkü şartlar. Bu arada bakın Star gazetesi, yandaş gazete, demin hani Venezuela'nın altınları Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de işlem görüp ondan sonra geri dönüyor. Bunu ne kadar burada kalıyor falan diye bir haber okumuştuk. Star gazetesinin birinci sayfasında da bununla ilgili bir haber var. Venezuela durulmuyor diyor. Batı'nın gözü altın ve petrolde. Ha bir altın meselesi var. Bunlar da farkındalar olayın. Neyin ne olduğunu iyi biliyorlar. Venezuela'da kendi kuklalarını geçici devlet başkanı olarak atayan ABD ve Avrupa ülkeleri Caracas'ın petrol paraları ve altınlarına el koyuyor. Paralar CIA destekli kuklaya. Washington Venezuela'nın petrol gelirlerini CIA destekli Guaido'ya aktarmanın yollarını ararken İngiltere iç karışıklığı fırsat bilerek Caracas'ın 31 ton altınına el koydu.
Guaido'nun darbe fonu istediği ABD 20 milyon dolar hazır mesajı gönderdi. ABD darbecilere sözler vermiş. Amerika'nın darbecilerle kirli pazarlığı deşifre oldu. Wall Street Journal'daki habere göre ABD yetkililer darbecilerle olaylardan önce 3 haftalık bir görüşme yaptı. 23 Ocak'ta ise Başkan Yardımcısı Pence Guaido'yu ararak kendisini başkan olarak tanıyacakları sözünü verdi. Şili'yi hatırlarsınız, Allende olayını, Pinochet darbesini. Gene Amerika işin içindeydi. Orada pek çok darbenin içinde Amerika yer almış. Geçmişte Ekvador'da yaşanan bir darbe olayında daha sonra bir CIA ajanı CIA günlüğü diye kitap yazmıştı 70'li yıllarda. Yani güçlü ülkeler, zaten Muz Cumhuriyetleri diye geçerdi eskiden Güney Amerika ülkeleri. Orada kimlerin iktidarda olacağını, kimlerin devrileceğini Amerikan şirketleri özellikle şirketleri yoluyla yapılırdı bunlar. O dönemde ITT diye bir şirket vardı. ITT çok güçlü bir şirketti ve neredeyse Güney Amerika siyasetini belirleyen bir şirketti. Ve o zaman Şili darbesinin arkasında da ITT şirketi vardı. Şimdi gün geldi, bugün gene Amerikalılar var, Amerikan şirketleri var o bölgelerde ve Amerikan şirketleri siyaseti dizayn etmeye çalışıyorlar. Tabii bu arada Venezuela'da Maduro'nun arkasında da başka güçler var. Neresi var? İşte Çin var, Türkiye var, Rusya var. Herkes açıklamalar yapıyor. Ne olacak? Kim kazanacak? Düşünebiliyor musun? Dünyanın en zengin petrol ülkelerinden bir tanesi fakat bunu değerlendiremeyip sefalet içinde yaşayan bir ülke. Düşünebiliyor musun? Bazen hani petrolümüz olsaydı falan diyoruz. Petrolün olması da yetmiyor. Onun iyi kullanılması gerekiyor. Devlet adamlarının dürüst olmaları gerekiyor. Bizim de pek çok kaynaklarımız vardı. Niye iki yakamız bir araya gelmiyor? Evet, Batı'nın gözü altın ve petrolde. Peki bizim gözümüz ne de? Biz neyi arıyoruz, neyi düşünüyoruz Venezuela'da? Evet, bu arada Aselsan'da ilginç şeyler oluyor. Mühendisler ayrılmaya başladılar. Bazıları işten çıkartılıyor, bazıları ayrılıyorlar. Hatırlarsınız Hollanda'ya epeyce mühendis transferi olmuştu. Ne oluyor, niye gidiyor bu mühendisler? Aselsan Türkiye'nin göz bebeği firmalardan bir tanesi. Biliyorsunuz kuşkulu ölümlerle gündeme gelmişti Aselsan'da olaylar. Daha sonra mühendislerin ayrılıp gitmeleri peş peşe gündeme geldi. Bu arada İzmir'de dün akşam 17.30 sıralarında bir deprem meydana geldi. Düşünebiliyor musunuz? Bir yandan yağmur, sel, dolu, öbür taraftan deprem, çok zor bir akşam geçirdi İzmirliler. AFAD Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurmuş. Deprem Marmaris'te de hissedilmiş. Akdeniz'de dün akşam meydana gelen 5.1 şiddetindeki deprem, büyüklüğündeki deprem başta Muğla olmak üzere Denizli ve Aydın'da hissedilmiş. Türkiye'de yaşanan son depremler Türkiye'de ve dünyada her gün çok sayıda deprem meydana gelirken tabii alışılmış biliyorsunuz Bodrum'da peş peşe depremler meydana geliyordu son dönemde. Şu an İzmir'de üst üste geçenlerde birkaç gün önce de İzmir'de aşağı yukarı bu büyüklükte bir deprem olmuştu. Ancak yaşanan depremlerin çoğu 3 ve 6 şiddetinde olduğu için bizler tarafından hissedilmiyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise son depremlerin tamamını takip ediyor, verilerini tutuyor. Bu verilere göre, olası deprem durumlarına göre önlemler alınıyor. Türkiye'de yaşanan depremleri bekliyoruz. Hep deprem bölgesinde yaşıyoruz. Deprem uzmanları hep söylerler ya, Ahmet Mete Işıkara da hep onu söylerdi. Önemli olan depremler, deprem olacak. Depreme hazırlıklı olmak önemli derdi. Hele hele şimdi biz İstanbul'da büyük deprem beklenirken, İmar barışı diyerek tüm defolu binaları da barış kapsamına alırsak sonunda başımıza geleceklerin temellerini de şimdiden atmış oluruz herhalde. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü deprem öldürmez, kalitesiz bina öldürür diye bir söz vardır deprem mühendisleri arasında. Bunu da hatırlatmakta yarar var.
Buradan bir de sofralarımıza geçelim. Bir Gün Gazetesi'nin manşetine bir göz atalım. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde sofralarımızın da tadını kaçırdılar diyor Bir Gün Gazetesi manşette. Krizde sofra da zamdan nasibini aldı. Mercimek çorbası, pilav, makarna, kuru fasulye, kış türlüsü yapmak bir yıl öncesine göre neredeyse %50 daha maliyetli. Yani geçen sene 20 liraya hazırlıyorsanız bu sofrayı, bu sene 25-30 liraya hazırlayacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Peki biz maaş zamları nasıl aldık? Emekli maaş zamları nasıl alındı? %10 nokta küsür. Enflasyon nedir? %50. Soframızdaki enflasyon. Ya onun dışında bizim almadığımız, satmadığımız malın fiyatıyla enflasyon hesaplaması yapmak ancak Türkiye gibi ülkelere özgü. Krizden sofra da nasibini aldı. Mercimek çorbası, pilav, makarna, kuru fasulye, kış türlüsü yapmak. Bir yıl öncesine göre neredeyse %50 maliyetli. Halk bir yandan işsiz kalma endişesiyle iş yerindeki her türlü sömürüye boyun eğiyor. Bir yandan ise tencerede pişen yemekten nasıl tasarruf edeceğini düşünüyor. Sofralarda hazırlanan yemekler herhangi bir lükse kaçmadığı takdirde dahi geçen yıla göre ciddi oranda zamlandı. Buna göre 4 kişilik bir etsiz kuru fasulye yapmanın maliyeti 8-9 lira civarında. Geçen yılda aynı yemeği yapmanın maliyeti yaklaşık 5-6 lira civarındaydı. Makarna da var, pilav da. Yine de 4 kişilik bir ailenin sofrasına koyacağı mercimek çorbasının 2018'in Ocak ayında yaklaşık maliyeti 4 liraydı. 4 lira. Bugün maliyet yaklaşık 6 liraya yaklaştı. Makarnaya da yıl içinde %24 oranında zam gelirken bunun yemek yapıp maliyeti de benzer oranda arttı. Sofralarımızdan eksik etmediğimiz pirinç pilavı geçen yıl Ocak ayında 4 liraya mal olurken bugün 5 liraya mal oluyor. Yurttaşların sık tercih ettiği kış türlüsünde ise geçen yıl 13-14 lira olan maliyet bu yıl 18 liraya yükselmiş. Ve düşünebiliyor musunuz? Bütün bunlardan sonra işte emekli maaşı hesaplanırken, asgari ücret hesaplanırken bu rakamlar asla kale alınmadı. Alakasız endekslere bakıldı. Dediğimiz gibi vatandaşla çok fazla ilgisi olmayan ürünlerin fiyatlarına göre belirlendiği için, enflasyon oranları belirlendiği için. Yani enflasyon gerçekten hayat pahalılığını yansıtan, açıklanan rakamlar gerçekten hayat pahalılığını yansıtan, fiyat artışlarını yansıtan açıklamalar değil. Gerçeği vatandaş yaşıyor, görüyor, biliyor. İşte görüyorsunuz sık sık internetten çıkıyorlar, açıklamalar yapıyorlar vatandaşlar. Neler neler söylüyorlar. Hatta video çekip internette yayınlıyorlar. Elimiz kırılsaydı diyorlar. Peki yarın ne yapacaksınız? İşte geliyor 31 Mart'ta gene seçim var. Gene elimiz kırılsaydı mı diyeceksiniz? Bu arada atamalar yapılıyor. Çok ilginç atamalar yapılıyor. Şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Elbette şaşırmıyoruz. AKP'li ismi ATM'ye atadı. Gene birinci sayfadan bir haber. Erdoğan, Osman Paksüt'ten boşalan Anayasa Mahkemesi üyeliği koltuğuna eski AKP'li vekil Yıldız Seferinoğlu'nu atadı. Sosyal medyada muhalefet partilerine demediğini bırakmayan Seferinoğlu, bundan böyle muhalefetin yaptığı başvuruları değerlendirecek. Bağımsız olması gereken yargıya, tescilli bir AKP'liyi atıyorsunuz. Ve daha sonra biz hukuk devletiyiz diyorsunuz. Güldürmeyin lütfen. Olarak bir hukuk devletinde yaşadığımızı hissedebilmemiz için şöyle bir etrafımıza bakmamız gerekiyor. Yani burada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine eski AKP Milletvekili Yıldız Seferinoğlu'nu, Vatikan Büyükelçiliğine ise basın danışmanı Lütfullah Göktaş'ı atadı. Avukat olan Seferinoğlu, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP'den milletvekili seçilmişti. 24 Haziran seçimlerinde meclise giremeyen Seferinoğlu, seçim sonrası ise Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini sürdürmüştü. Yani bir geçmişte AKP milletvekili yapmış bir kişiyi Anayasa Mahkemesi'ne üye yapıyorsunuz ve demin de az önce söylediğimiz gibi muhalefet bir başvuruda bulundu. Meclis kürsüsünden ya da seçim kürsülerinden
muhalefete veryansın eden bir kişi, şimdi muhalefetin başvurularını inceleyecek ve bu konuda karar verecek. Güldürmeyin Allah aşkına. Ve sonra diplomasiye yıllarını vermiş büyükelçilere, diplomatlara monşer diyeceksiniz, küçümseyeceksiniz. Sonra basın müşavirinizi Vatikan Büyükelçiliğine atayacaksınız. Sonra Türkiye'nin ilişkileri niye bozuluyor dünyayla? Siz diplomatlar yerine sağdaki, soldaki eşinizi, dostunuzu, yakınınızı kollarsanız ne yapacak bu adamlar gidip orada? Ne yapacaklar gidip? İşte bir hanımefendi vardı, meclise türbanla giymeye yeltenen bir hanımefendi vardı zamanında. Şimdi her yere giriyorlar, o ayrı mesele. Onun bütün sülalesi devletin her türlü kademesinde. Her türlü kademesinde hem de. Beştepe'de danışmanlıklarda varlar, diplomaside varlar, büyükelçiliklerde varlar, genel müdürlüklerde varlar, her yerde varlar. Liyakat nerede? Sizin basın müşavirinizin Vatikan Büyükelçiliği yapacak bir liyakate sahip mi? Dalga geçmek, şoförünüzü milletvekili yapıyorsunuz. Türkiye'de milletvekilliği sosyal güvenlik sistemi midir ki? Sosyal güvence altına alıyorsunuz, şoförünüzü milletvekili yapıyorsunuz. Ömür boyunca aylık gelir, devlet imkanlarından yararlanmıyor, üstelik ailesiyle birlikte. Hadi sana bir kıyak yapayım, hadi seni milletvekili yaptım. Niye? Çünkü zaten hiçbir işlevi yok ki el kaldırmaktan başka garibanın. Sonra bir de çıkıyor sağda solda konuşuyor. Efendim matematik dedelerimiz buldu bizim falan gibi saçma saçma laflar ediyor. Ne yapıyoruz? Bu adamlar milletvekili. Yazık, yazık. Mısır'da 25 Ocak Tahrir Devrimi olarak tarihe geçen sürecin ardından 8 yıl geçti. Ocak 2011'de başlayan süreç şimdi Sisi diktatörlüğüyle devam ediyor. Mısır'daki halk hareketinin önemli güçlerinden Mısır Sosyalist Partisi'nin eski uluslararası ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Memduh Habashi bir güne konuşmuş. Habashi, laik toplum olmadan demokrasi de gelmez diyor. Bakın Mısırlılar da bunu düşünmeye başlıyorlar. Laik toplum olmadan demokrasi gelmez. Gelmesi de mümkün değildir. Bunu biz hala anlayabilmiş değiliz. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında neler var? Evet, Ayşen Guruday'ı uğurladık sonsuzluğa. Ama işte kubbede bir hoş sada bıraktı gitti filmleriyle. Onu hep hatırlayacağız, onu hep izleyeceğiz. Hep Domates Güzeli olarak hatırladılar. Daha önce Nahide Şerbet rolüyle de hatırlıyoruz. Tüm Şener Şen'le olsun, Kemal Sunal'la olsun, tüm önemli güldürü sanatçılarıyla filmler çekmişti. Türk sinemasının usta ismi Ayşen Guruda dün son yolculuğuna uğurlandı. Sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Cenaze namazının ardından sanatçının Türk bayrağına sarılan naaşı omuzlara alındı ve uzun süre alkışlandı. Sevenleri tabutun üzerine kırmızı karanfiller bıraktılar. Nur içinde yatsın. Evet. Protokol var gene Cumhuriyet Gazetesi'nin en üstünde. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti gidip gelen görüşmeler sonucu adaylar konusunda uzlaşmışlar. Protokol açıklanmış. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti yerel seçim işbirliği protokolünü açıklamışlar. 23'ü büyükşehir, 50 kent ve 288 ilçede işbirliği yapılacak. Görüş ayrılığı yaşanan Gaziantep İYİ Parti'ye bırakıldı. Üsküdar'da Cumhuriyet Halk Parti adayı desteklenecek. Ankara'nın 17, İstanbul'un 10 ilçesinde de İki parti kendi adaylarını çıkartacak. Kavga değil huzur deniyor. Akşener'le bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP'nin demokrasi tarihinde ilklere imza atma geleneği var. Demokrasi mücadelesi veriyoruz. Kavga değil huzurdan yanayız dedi. Akşener'de isim vermeden Bahçeli'yi hedef alarak savaş değil seçime gidildiğini söyledi. Evet, bu paylaşım haberinden sonra FETÖ'ye ilk kilit diye yine bir manşet var Cumhuriyet Gazetesi'nde. Pensilvanya'da şikayetler üzerine terör örgütü işletmesinin lisansı iptal. Marketleri kapatılmış. ABD'nin Allentown kentindeki FETÖ'ye ait gıda marketinin lisansı bölge sakinlerinin şikayeti üzerine şehir meclisi kararıyla iptal edilmiş. Bölge sakinleri de FETÖ'nün burada çok sayıda mülk işletmesinin olduğunu, kamplara yeni üyelerin yerleştirildiğini falan söylemişler.
Bu arada Hazine ve Merkez Bankası'na aktarılan paranın 8,5 milyarı müteahhitlere gitti. Cumhuriyet Gazetesi'nde de var bu haber. Müteahhitler hiçbir şekilde zarar etmiyorlar. Yani ihaleyi aldığınız zaman Türkiye'de zarar etme şansınız yok. Tabii yandaş ihale müteahhitseniz. Gerçi yandaş müteahhit değilseniz o ihaleyi alamazsınız ama zarar etme riskiniz yok gibi bir şey. Evet, Yeni Çağ ve Korkusuz gazetelerine de bakalım. Batı Kredi'de seçim hamlesi diyor Yeni Çağ gazetesi. Anketlerde vatandaşın birinci sorun olarak ekonomik krizi göstermesi AKP'yi korkuttu. Kredi kartı borcunda yapılandırma süresini 60 aya çıkardı. Tüketiciler batakta. 576 milyar Türk lirası, 576 milyar Türk lirası, 33 milyon kişinin 101 milyar TL kredi kartı, 475 milyar TL diğer kredi borçları bulunuyor. Rakama bakın. Vatandaş 576 milyar Türk lirası borçlu ve şimdi sandık başına gidecek. Özel sektör zorda. Özel sektörün uzun ve kısa vadeli dış borcu 240 milyon dolar artışla 223 milyar dolara ulaştı. Özel sektör 223 milyar dolar borçlu. Hazine borcu da artmış. Kamunun dış borcu 470 milyar dolar olarak gerçekleşirken milli geliri oranı %51 oldu. Yani milli gelirin yarısı kadar borcumuz var. 470 milyar dolar. Biz ödeyeceğiz bunu. Düşünebiliyor musunuz? 470 milyar dolar devlet borcu. Bunların biliyorsunuz müteahhitlerin kullandığı kredilerin de tamamı hazine kefaletinde. Onlar da devletin üst sırtında yük. Vatandaşı hortum vurdu. Antalya'da iki hortum haberleri Korkusuz Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alıyor. Evet. Evet, şimdi Musa Acık'la birlikteyiz. Musa çok eski bir gazeteci arkadaşım. Yeni bir kitap yazdı Musa'dan beri. Aslında, yani eski ahitten beri. Evet, evet. Şimdi arkadaşlarım bana espri olarak Hazreti Musa diyorlar. Kitapsız peygamber diyorlar falan, böyle dalga geçiyorlar. O tabii Musa'dan, adımdan kaynaklanan espriler. Ben de alın size kitap dedim. Ve bu kitabı yazdım sonuçta. Yani artık bana kimse kitapsız diyemeyecektir yani. Musa, seni daha çok herkes Melih Aşık'ın köşesinde, Melih Aşık'la işbirliği yaptığın dönemde tanıdı. Çünkü o zaman çok hareketliydi. Neredeyse her gün bir şey çıkıyordu. Anekdot çıkıyordu Melih abinin köşesinde. Melih abiyle hiç çalıştınız mı? Melih abi gerçekten... Birlikte yani çalışmadık ama aynı gazetede, aynı dönemde çalıştık. Güneş Gazetesi kurulduğunda birlikteydik. Evet. Şimdi Melih abiye günde 10-15 tane özel haber götürüyorum. Gece uyuyamıyoruz. Sabahlara kadar magazinci arkadaşlarla beraber, Bilal Özcan, Burhan Akta arkadaşlarla, Ateş Çelik Hürriyet'ten, bu melun arkadaşlarla gece sabahlara kadar magazin, onlar magazin muhabirleri, dostlar. Onlarla otelleri dolaşıyoruz, özel kulisleri izliyoruz falan. Ben özel haberler getiriyorum Melih abiye. Baba, her biri manşetlik haber getiriyor. Evet. Melih abi, daha başka. Bir günde isyan ettim. Daha başka diyorsunuz, kolaysa siz gidin kendiniz yapın dedim. Melih abi çok şeydir, disiplinlidir ve gerçekten nitelikli, iyi bir gazetecidir. Onun yanında olmak her baba edin harcı değildir. Can Sam vardı Melih abinin yanında. Biliyorum, çalışıyordu. Hatırlıyorum canım. Bana dedi ki, Musacığım ben ayrılıyorum, Melih abi de adam arıyor dedi. Ben de Türk Haberler Ajansı'nda çalışıyorum. Öyle gittim Melih abinin yanına. Yani 10 sene çalıştım Melih abiyle. İyi ki çalışmışım. Tabii zaman zaman isyanlar da ettim Melih abiye. Onu üzdüğüm şeyler de oldu. Ama oluyor işte yani sonuçta, ama bütün bunların yanı sıra Melih abi benim için bir mihenk, evet, taşıdır. Yani. Evet, evet. Arkadaşlar, forum hafta sonu olarak slaytlar var. Şimdi... Çok ilginç notlar çıkıyordu orada.
Yani Melih abinin köşesinde başladın, daha sonra Musa'nın teybine geçti iş. Ufuk Güldemir geldiğinde Milliyet'e onun da hikayesini yazdım. Okudum burada onu, evet. Şimdi Ufuk Güldemir geldiğinde çok insan, şimdi ben birinci sayfada yazmaya başlayınca o da işin bir de o tarafı var ne yazık ki sevgili Namık. Gazeteci gazeteciyi sevmiyor abi. Birinci sayfaya gitmişim ve bu arada Türkiye'deki yabancı misyon şefleri, işte konsolosluklar, büyükelçilikler filan ya da ateşelikler habire Milliyet'e faks yağmuru yağdırıyorlar. Orijinal buluş diye Musa'nın teybi, kısa sorulardan oluşan, çarpıcı vurucu sorulardan oluşan bir teyip. Düşün, bir dış ilişkiler muhabirleri vardı. Bir onlar davet ediliyorlar, bir de ben davet ediliyorum. Ben dil filan bilmiyorum. Yani o benim haşa eşeklerden eşekliyim yani. Çat pat İngilizce konuşuyorum ama iyi bir İngilizce olması gerekiyor. Ben bütün diplomatları tanıyorum. Davet ediliyorum filan. Böyle ilginç şeyler yaşanıyor. Şimdi o birinci sayfaya, zaten Melih abinin sayfasında tanınmıştım. Bir de birinci sayfaya çıkınca, bir de o sorularla çıkınca artık yer gök beni tanımaya başladı yani. İyi bir şey oldu. Evet. Peki mesela burada 8 numaralı fotoğrafı verebilir miyiz arkadaşlar? Kızıl Ordu Korosu'yla da sohbet ediyorsun. Ya Kızıl Ordu Korosu'nu nasıl anlaştınız? Ya ben mesela çocukken beni büyüten bir Karadenizli tiyatro sanatçısı Emel Gözde Marsinyek. Evet. Bir Polonyalı abiyle evlenmişti. Slovomir Antoni Marsinyek'le evlenmişti. Bu Polonyalı abi 2. Dünya Savaşı'nda anne babası Polonya Yeraltı Örgütü'nde çalışmışlar. Nazilere karşı savaşmışlar. Sonra Kızıl Ordu doğudan giriyor. Amerikan müttefikler ordusu da batıdan giriyor. Ama anne babası batı tarafında bulunuyorlarmış. O nedenden dolayı Amerika'ya, Amerikan vatandaşlar olmuşlar. Annesini bu arada Naziler yakalamışlar. Domuz kızartır gibi çevirmişler, kadını yakmışlar. Kadının ömrü boyunca o yanıklardan dolayı büyük acılar çekmiş. Fakat pes etmemiş yani Nazilere, kendi arkadaşlarını ele vermemiş. Şimdi böyle bir kültürden gelen bir abi tarafından ilkokulda tanıştım. Emel abla da aynı nitelikte bir tiyatro sanatçısı, Karadenizli, Rizeli bir kaptanın kızı, nitelikleriyle öne geçmiş bir insan. Şimdi böyle bir evde yaşayınca sevgili Namık, o ev benim ilk akademim oldu. O evde Yılmaz Güney'i tanıdım, Onat Kutlar'ı tanıdım, Ruhi Su'yu tanıdım, Bedir Rahmi Eyüboğlu'nu tanıdım. Aynı zamanda o ev Mehmet Ali Aybar'ın da komşusuydu yani o bulunduğum ev. Mehmet Ali Aybar bizim Aziz komşumuzdu. Aziz Nesin'le, Yaşar Kemal'le. Tabii tabii. Yani o evde tanışma şeyim oldu. Mesela Lale Oraloğlu, İdil Biret, Suna Kan. Bir önceki fotoğrafa geçebilir miyiz arkadaşlar? Arın Karamürsel, hep bu evden tanıdım. Yani pek çok sanatçıyı o evden tanıdığım için ve birebir onların sohbetlerine, muhabbetlerine tanık olduğum için, bir de bir dünya haritası vardı. 6 metre uzunlukta, 4 metre genişlikte bir dünya haritasını düşün. Bütün ulusların kabileden modern devlete geçişini simgeleyen semboller vardı. Böyle flamaları vardı. Sonra bayrağa nasıl dönüştüklerini falan. Her akşam o haritada dünya gezisine çıkardık. Böyle bir evde büyüdüm yani. Dolayısıyla ilkokulu böyle bir evde okudum. Bir de bir şansım, ilkokul öğretmenimiz Güzin Bahadır Hasanoğlu'ndan Yüksek Köy Enstitüsü'nden mezundu. O köy enstitüsü hocalar zaten müthişti. Yani ilkokul 3'teyken bizi İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürdü baba. Yani bundan daha büyük bir şans olur mu? Şimdi bakıyorum üniversiteli arkadaşlar da, liseli arkadaşlar da okuma merakı yok. Bir bilgisayar var ellerinde, yani bir cep telefonu var. Sürekli oyun oynuyorlar. Ya arkadaş biraz okuyun ya. Evet. Bu gerek Metin'in polisler tarafından Metin Göktepe arkadaşımız katledilmesinde, daha doğrusu linç edilmesinde, gerek ölüm oruçlarında çok faal bir gazeteciydin. O olayları başından sonuna en yakından izleyen gazetecilerden biriydin. Bir tartışma var orada. Bu ölümün kutsanması tartışması var. O çok ilginç bir tartışma. İşte bu Okla İkinci'ye soruyorsun. Yaşam, ölüm, Türkiye Mimarlar Odası Okla İkinci. Yaşasın ölüm direnişimiz.
Ölüm çözüm müdür? Ölüm çözüm değildir. Şimdi olay şu. Yani yaşasın bir, ölüm direnişimiz. Yani şimdi o bir dönem anlam? Bu açlık şey ölüm vuruşları sürecinde tabii bu devlet birinci derecede burada devlet sorgulanması gerekiyor. Cezaevine şimdi bu insanları sol düşünceli insanları içeri tıkıyorsun. Bir de içeride cezalandırıyorsun. Yani artık içeri tıkılan insanlar suçları ne olursa olsun zaten İçeri tıkmışsın, cezaevine almışsın. Bir de cezaevinde bu insanlara zulüm uygulamak bu keyfiyete giriyor, bu zulmü katmerleştirmesine neden oluyor. Dolayısıyla oradaki bir takım insanlar da ölüm vuruşları sürecini başlattılar. Tabii bu ölüm vuruşları süreci her şeyde olduğu gibi sonsuzluk değildir. Yani orada da bir tartışma söz konusu evet. oldu. Hatta o cezaevi komitesinin ilk şeyinde onlardan biri de bendim Yaşar abiyle beraber. Ben içeri girdim, cezaevine girdim, cezaevinde insanlarla görüştüm. Hatta bir tane savcı vardı, cezaevi müdürüydü zannedersem. Müdürü tiyatro oynatıyordu. Onunla ilk röportajı yapanlardan biri benim. Hatta ilk röportajı yapan benim. Şimdi bazı insanlar, tabii örgütler ölümü kutsallaştırıyor. Ölümün kutsallaşması aslında tarih boyunca diktatörler ölümü kutsallaştırmış. Çünkü toplumu kendi emellerine inandırabilmeleri için, alet edebilmeleri için ölümü kutsallaştırıyorlar. Evet. Burada Canetti'nin bir sözünü kullanmışsın. Ondan bir örnek var. Hitler, Mimari Şipire diyor ki, bana öyle bir ölmüş asker anıtı yaptır ki, Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettiğimiz bütün şehitlerin adları üstünde tek tek kazınabilsin. Ve tabii benim de yorumum şu o oldu. Cennet Canetti'nin yorumu da şu. Ne kadar çok ölü o kadar çok zafer. Tabii şimdi diyor. Bugün de öyle. Yani totaliter kafalar bu bir zihniyet sorunu çünkü. Ne kadar büyük ölü anıtı dikerse o kadar iyi bildiğini sanıyor. Bir de güdüyor ki yani bu açıdan bakalım biraz sorunlara. Ölümü alkışlamanın tarihsel kökeni hangi mantaliteye dayanıyor? İşte çok boyutlu araştırması lazım. Neden toplum ilkel dönemden, orta çağdan bu yana asılacak, idam edilecek, linç edilecek insanların ölümünü alkışlıyor? Yani insan genlerinde nasıl işlemişseniz o olur. Her şey olması gerektiğini olmaktadır. Mehmet Güler yüzünde ilginç bir sözü var burada. Çok yazık ki devlet ölümle cezalandırıyor, kişi de kendini ölümle koruyor. Bu tabii çok acıklı bir noktada buluşmak. Keşke öyle olmasa. Ama şimdi ölüm orucundakiler de tek çare olarak bu noktada seslerini duyurmakta. Yani bu kadar şiddetli bir noktaya mecbur kalmaları bu insanlık açısından acıklı bir durum. Ezilenle ezenin ölümle buluşmaları trajedi değil mi? Tabii bunu kabul etmek kolay değil. Vele muerta yani yaşasın ölüm. Biliyorsun İspanya'da faşist Franco döneminin generallerinden birinin sloganıydı. Ama bu lanetlenen bir şeydi. Yani demokratik güçler tarafından bu bir vahşetin doruğu olarak ve insana karşı davranışın doruğu olarak gösterilmiş bir slogandır. Şimdi burada sebep ne olursa olsun yaşasın ölüm oruçları denemez diyor Plastik Sanatçılar Derneği Başkanı ünlü ressam Mehmet Güleryüz. Şimdi o cezaevinde ölüm oruçları sürecine giden o insanlar bütün taleplerini dediğim gibi devlet yok saydı. Yani zaten cezaevinin adı cezalandırmak zaten. Bir de orada gardiyanlar tarafından keyfi olarak cezalandırıldı bu insanlar. Dolayısıyla bu insanlar bir tepki verdi. Şimdi bu tepki aynı zamanda Türkiye'de bir de kabul gördü. Yani Rauf Tamer gibi liberal sağın adamları bile ya da muhafazakar sağın adamı safında yer alan gazeteciler bile ölüm vuruşlarını sorgular hale geldiler. Türkiye'de iki konuda ilk kez konsensus sağlandı. Biri ölüm vuruşları konusunda, diğeri de Metin Göktepe'nin polisçe katledilmesinden dolayı kamuoyu ortak bir tavır aldı ve bunların araştırılmasını istedi. Ama ne yazık ki bu ölüm vuruşları sürecinde yeterince şey olmadı. Hükümetle ölüm vuruşlarını başlatan grup arasında ve onlar gerçek bir mutabak bir anlaşma evet. meydana gelemediği için o zaman
İşte 19 Aralık'ta bir hayata dönüş operasyonu adı altında yeniden insanlar katledilen bir sürece girildi ve Türkiye büyük acılar yaşadı. Yani bu bir ölümün her anlamda ölümün kutsanması. Orada da ölümün kutsanması. Bugün de aynı şeyleri yaşamıyor muyuz? Bugün ölümün tabii kutsanması. Hükümet ölümü... Yani hükümetin gençlere hedef olarak koyduğu şey... Şehit olun diyor. Peki kime şehit olun diyor? Yoksul çocukları. Halkın çocukları, dar gelirli insanların çocukları, sürekli bu şehitlikle insanlar aldatılıyor. Gerçekten bir yurtseverlik söz konusudur. Emperyalist bir ülke gelmiştir, ülkeni yağmalamaya kalkmaktadır. Sen ona karşı kendi ülkeni, onurunu savaşarak kurtarabilirsin. Orada hayat, yani şehit de düşebilirsin. Hayatını da kaybedebilirsin. Tabii. Mesele o değil. Ama bugün çıkarlara, bir takım insanı, bir takım kişilerin çıkarlarına göre bir şehitlik tanımı yapılıyor. Hatta bu şehitler arasında ayrım yapıldı. Şimdi 15 Temmuz darbesiyle beraber ben ona tam darbe demiyorum, bir düzenek. Orada hayatını kaybeden insanlara daha öncelik tanındı. Sınırda gidip hayatını kaybeden insanlar ayrıma tabi tutuldu. Şimdi bu toplumda bir infiale neden olması gerekirken toplum bunu içine sindirdi. Böyle bir takım, yani kendi bilinçlerimizle hareket etmiyoruz. Evet. Bize empoze edilen, dayatılan, beyin yıkamasına uygun olarak kendimizi ifade ediyoruz. Bu da okumamaktan kaynaklanıyor. İnsan okuduğu zaman sorgulamaya başlar. Acaba demeye başlar. Doğru. Acaba demeyen toplumlar kendilerini yönettiğini zannettikleri kişilerin emirlerine verirler. İşte dinde sorgulama yoktur. Kayıtsız şartsız iman. Tabii dogma vardır orada. Tabii. Felsefede sorgulama vardır. Aydınlanmanın en önemli unsuru kimsenin etkisi olmadan, kimsenin baskısı olmadan düşünce üretebilmektir. Tabii o zaman insan insanlaşıyor. Yani biz doğduğumuzda sadece birer canlı varlığız. Zaman içerisinde tepkilerimizle, üretimlerimizle, paylaşımlarımızla, dayanışmalarımızla insanlaşırız. Bu bir süreç meselesi. Çoğu kişi bu süreçten geçemediği için o kafayı niye taşıdığını, içinde bir beyin olup olmadığını sorgulamadan hemen itaat ediyor. Niye kardeş? Evet. Şimdi çok ironik bir yaşam öyküm ve gazetecilik anlayışım var. Çünkü ölüm oruçlarının, işte cinayetlerin peşinde koşarken bir taraftan da... Ben sorguluyorum. Mizahı öne çıkartan, mesela işte Ünlülerden Fıkralar diye bir köşe vardı Veli Aşık'ın köşesinde. Orayı doldurma işindi. Sonra işte daha sonra geçeceğim Musa'nın teybine. İstersen önce şeyden başlayalım. Ya bizim Metin Çakmak vardı. Meli abiyle beraber çalışırken bir kere Altan Erbulak vardı. Evet. Şimdi Altan babanın kendisi bir fıkra küpü. Ve her zaman gülerek, düşünebiliyor musun? Güne gülerek başlıyor. Çok. Altan Baba şu anda Işık Ülkesi'nde Metin Çakmak'la beraber. Her ikisine de sevgiler, selamlar. İkisine de sevgiler, evet, saygılar. Şimdi, saygılar. Şimdi bu insanlar mizah üretiyorlardı. Şimdi Meli abi desen o da ayrı bir derya. Yani bütün küffarlar bir aradayız baba. Ve dolayısıyla güne güzellikle başlayıp, gülerek başlamak. Sonra Örsen Öymen vardı. O da bizim kattaydı baba. Evet, düşünebiliyor musun? Evet. Örsen abi de, o da dünya güzeli bir adamdı. Biz aynı kattaydık ve dolayısıyla güne başlarken bir kere ben onlara şimdi Altan abi gelirdi, Meli abi tabii şefimiz olarak geldiğinde bir hani güleç yüzle başlıyorsun güne. Tabii. Orada Örsen abi bir hikaye anlatır. Sonra Meli abinin yanına gelir. İkisi kafa kafaya Örsen abinin verir. Politika kazanı da zaten daha böyle bir olayların başka yönden bakan bir yüzüydü Örsen Öğmen. Onda da ironi çok mesela bu Türk işçileri Almanya'dan geri gönderiliyorlardı. Yolda giderken havalimanına gittik. Yolda bir vatandaş el kaldırdı. Onu da arabaya aldık. Örsen abi sordu, nereye gidiyorsun? Belki dedi, Lütfi Rıza geliyormuş dedi Almanya'dan, onu karşılamaya gidiyorum. Lütfi Rıza dediği Lufthansa'dan işçiler geliyormuş. Lufthansa Alman hava yollarının adı. O bizim emekçi dostumuz, işçimiz onu Lütfi Rıza olarak telaffuz ediyordu. Mesela öyle bir yazısı var o Lütfi Rıza diye. Yani... Ya mizah zaten hayatın içinde. Bir de biz Anadolu'da yaşıyoruz Pirim. Düşünün ki Anadolu halkı
kendi kralına yalan söyleyen, halkı aldatan kralına, Midas kralına eşya kulağı takmış ya. Evet. Biz evet. bu halkın çocuklarıyız yani. Nasrettin Hoca'nın çocuklarıyız. Baba Erenlerin tabii, torunlarıyız. Tabii. Ne bileyim öbür tarafta kuzeyimizde temel arkadaşlar var. Tabii o az önce saydıkların zaten siyasi mizahında önde gelen kişilerindendi. Şimdi Temel dere kenarına içiyormuş. Hoca oradan geçmiş demiş ki Temel Efendi ha böyle içiyorsun yarın Sırat Köprüsü'nü nasıl geçeceksin? Bizim Temel cevap vermiş. Hoca efendi geçmem şart mıdır? Bitti abi. Şimdi bu şey bir hani senin soru sorma yöntemi çok farklı. Sen ben abi o işte yapışıyorsun bu, adama. Bu saydığım mizahçıların yani, torunlarıyım da ondan abi. Böyle bıktırana kadar ve Musa'dır sorar. Musa'dan kurtuluş yok diye bir anlayış da vardır. Ya Yalçın Pekşen abi yazmış diyor ki Musa'nın sorusu bitmez Baba Ali'de atasözü gibi kullanılırdı diyor. Evet, evet. Şimdi Yavuz Donat'a sordum mecliste. Dedim ki Yavuz abi sürekli Cumhurbaşkanı dedi ki, Başbakan dedi ki, Bakan dedi ki, Vali dedi ki diyorsunuz. Evet Musacığım dedi. Niye bir gün ben sordum diyemiyorsun? Abi dedi Musacığım dedi o benim işim değil senin işin. Niye abi dedim siz gazeteci değil misiniz? Ya ben dedi baştan sormamışım dedi. Nasıl başlarsan öyle gider. Öyle gider. Ya o gazeteci soru sormaz mı? Şimdi basın toplantısına gidiyorlar gazeteciler dut yemiş bülbül gibi böyle sırıtıyorlar. Ya yani o bakandan izniniz olursa bir soru sorabilir miyim denir mi ya? Sen gazetecisin kardeşim. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi soru sorma dedin de çok güzel bir yere geldik. Bir WhatsApp grubu oluşturulmuş yandaş medyada. Soruları, diyelim ki Cumhurbaşkanı'nın toplantısına gidiyorsunuz ya da Başbakan'ın toplantısına gidiyorsunuz. Şimdi artık Başbakan da yok ya. Sorular bu WhatsApp grubuna atılıyormuş. Onay alınan sorular geri geliyormuş. Onları sorabiliyorsunuz. Onların dışında soru soramıyorsunuz. Ya bundan büyük zulüm olur mu baba ya? Tabii, hiç kimse de demiyor ki sana ne kardeşim ben sorumu sorarım. Hani aradan çıkıp da böyle şimdi yabancı ajanslar falan giriyorlar ya onlar böyle bir ters onlara ters gelebilecek soru sorduklarında da hemen bir dakika kendine gel şeyine hatırlar moduna mısın? Giriyorlar. Bulgaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı gelmişti. Tayyip'le bir basın toplantısı düzenlemişlerdi. Bir TRT muhabiri o konuk başbakana ya da Cumhurbaşkanı'na elektrik fiyatlarını sormuştu. Soruyu aslında Tayyip'e sorması gerekirken konuk Cumhurbaşkanı'na hatta... Kızım sana söylüyorum mu? Yani haber müdürü ona bir not iliştirmiş. O notu yanlış okumuş insan utanır ya bir daha ekrana çıkmaz ama bizde utanma olmadığı için. Şimdi zaten o az önce hani sorular havuza atılıyor, onaylananlar sorulabiliyor derken zaten soru soracak kişiler de idare tarafından seçiliyor. Yani mesela Cumhurbaşkanı seyahatine katılacak gazeteciler gazete tarafından belirlenmiyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından davet ediliyor. Gazeteye de sorulmuyor çoğu zaman. Ya mesela... Ve soru soracak gazeteciler de öyle. Mesela kader bazen soru soracak gazeteci olarak seçilirken Tahok Yol gibi daha sonra siz de işinizden oluyorsunuz. Abi bak şimdi ben bu yetmez ama evet sürecinde şimdi daha önce Erdoğan'ın uçağına binen kahvaltısına katılıp kahvaltı sofrasını paylaşıp ona akıl veren Hasan Cemal, Oral Çalışlar gibi bunlar yetmez ama evet. Oral Çalışlar'ın bir kaçırma hikayem var. Evet onu şimdi ben bunlara soru soruyorum. Siz uçağına bindiniz. Madem Hrant'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsunuz gerçekten. Hrant'ı ben 7-8 yıldır tanıyordum. Gerçekten nitelikli, yiğit bir insandı, dürüst bir insandı her şeyden önce Hrant. Sözünün arkasındaydı. Böyle Orhan Pamuk evet, gibi. Çevirmezdi. Asla. Orhan Pamuk gibi İsviçre'de ettiği lafı gelip Türkiye'de inkar eden riyakarlardan değildi. Nereye giderse gitsin hep emperyalizme dikkat çeker. Siz Ermenilere oyuna getirdiniz ama yüzüstü bıraktınız diyordu. Washington'da da böyle diyordu. Berlin'de de böyle diyordu. Londra'da da böyle diyordu. Türkiye'de de böyle diyordu. Asla ben yanlış anlaşıldığım gibi bir şeyin arkasına evet. sığınmıyordu. Bir de gerçekten net konuşuyordu. Ermeni diasporasını da eleştiriyordu. Türkiye'nin derin devletini de eleştiriyordu. Evet. Yani o konuda sözünü sakınmıyordu ve göründüğü gibi bir insandı. Ama buna karşın
onu kullanan, onun ölümünü kullanan, bunu paraya çeviren, ben şunu iddia ediyorum. Arkadaş, bu yetmez ama evet sürecinde Erdoğan'ın uçağına binen, onu kahvaltısını paylaşan bu insanlar örtülü ödenekten ne aldılar? Nasıl oluyor da Oral Çalışlar bugün bir otel işletiyor? Bu para nereden geldi kardeşim? Biz bunları sorgulamadan, şimdi öbür taraftan Murat Belge kandırıldığını iddia ediyor. Kardeşim, sen nasıl kandırılıyorsun ya? Sokaktaki adam bile kandırılmazken sen nasıl kandırıyorsun? Murat Belge gibi bir adam. Ha, sen akıl öğretiyorsun insanlara. Aydınlanma öncüsü edebiyatı yapıyorsun. Gidiyorsun bir İmam Hatip Lisesi çıkışlı adama aldatılıyor. Senin bir tepkin var Hrant Dink'in anmasında. Ya ben çok, şimdi anmasında olay şu. Bu Karşılaştınız. Şimdi bakın, Oral Çalışlar'la karşılaştım. Şimdi Hrant'ın Hrant'la ilgili dava 5 yıl sürdü. Göstermelik bir dava. O dava boyunca sürekli Hrant'ın kendisi, eşi Rakel Hanım, çocuklara hakarete uğradı. Buna rağmen bunu o Oral Çalışlar denen dönek, neyse, o tek satır yazmadı. Mahkeme sona erdiği zaman Oral Çalışlar'ın bir yazısı var. Ya insan utanır, o yazıdan sonra bir daha yürüyüşe katılmaz. Diyor ki, ben diyor başbakanla konuştum. Aslında başbakan Erdoğan'dan söz ediyor. Başbakan dedi ki bana, bu saldırı Hrant'a değil bana yönelikti. Böyle bir yazı yazıyorsun. Ve ertesi gün 18 Ocak'ta böyle bir yazı yazıyorsun Radikal'de. 19 Ocak'ta da Hrant'ı anma toplantısına katılıyorsun, yürüyüşe katılıyorsun. Ben de dedim ki, Harbiye'de gördüm, yanımda Ercan Karakaş var. Sosyal Demokrat Vakfı Erol. Sodev Vakfı. Sodev Vakfı. Erol soyadını unuttum. O vardı. Bir baktım öbür tarafta Oral Çalışlar yürüyor. Oral Çalışlar dedim, dünkü yazından sonra utanmadan mı? Hala utanmıyor musun dedim burada olmak ya. Bu ne saygısızlık dedim ya. İnsanda bir utanma var dedim. Kendisini savunamadan gitti. Arkasından Zafer Üsgül geliyordu. Zafer Üsgül anayasa profesörüydü biliyorsun. O da büyük saygı görüyordu sol taraftan, kamuoyunda. O da ne olduysa gitti, AKP'den milletvekili oldu. Ve Meclis İnsan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı olarak memlekette ne kadar acılı olaylar varsa o acılı insanların yanında, safında yer almak yerine hükümetin yanında yer aldı. Dedim ki, yakıştı mı? O da kendisini savunamadan o da ayrıldı. Yani ben böyle tepki veriyorum. Çünkü madem ki sen bunun ticaretini yapıyorsun, bunun hesabını da vermelisin. Yani ben insanlara, herkesin bir yaşadıklarının bedeli olmalı diye düşünüyorum. Yoksa insanlaşamayız. Şimdi istersen o şeye geçelim. Fıkralara geçelim. Baba, hangisini istiyorsan geçelim. Bu Melahşir köşesine ünlülerden fıkralar anlatıyorlardı. Belediye seçimleri geliyor, onunla ilgili bir şey anlatayım. Kastamonu'ya gittik. Kastamonulu iş adamları, Kasyat bizi davet etti. Ben bir sabah işte giderken belediyenin karşısında büfesi olan bir amcaya gittim. Gazete alırken ufak tefek sevimli bir amcaya sordum. Baba dedim, belediye başkanından memnun musunuz? Çok şükür evladım dedi. Çok mu çalışıyor baba dedim. Hayır, hiçbir şey yapmıyor dedi. Peki niye şükrediyorsunuz? Bize bir zarar dokunmadığına şükrediyoruz evladım dedi. Yani aslında halk gerçekten, halkın arasında müthiş filozoflar çıkıyor. Metin Çakmak'la biz Kangal'a gittik bir tarihte. 88'de yanılmıyorsam. Kangal Belediye Başkanı'nı ziyarete gitmeden önce, kaymakamı ziyarete gitmeden önce kahvede halkla konuşuyoruz. Orada da filozofluğuyla, bilgeliğiyle tanınan bir Ali Baba var, 90 küsur yaşında. Dedim ki, baba biz birazdan arkadaşımızla belediye başkanı ve kaymakamla görüşmeye gideceğiz, devletin adamlarıyla. Siz olsanız ne sorarsınız? Baba bir laf etti, dedi ki, eban evladım dedi, boşuna ayaklarınızı yorma. Niye baba dedim? Haşa huzurdan dedi, bizim burada devletin adamları 40 kelimeyi zor toparlarken Kangal'ın itleri dedi, kelimeyi anlıyor dedi. Biz gittik kaymakamla görüşmeye. Kaymakam tabii ben dedi validen izin almadan konuşamam dedi. Onu prosedürüne göre biz de saygı duyduk, konuşmadan gittik. Belediye başkanına gittik. Belediye başkanının önünde kocaman bir masa var böyle. O masayı ben başbakanlıkta görmedim.
Arkasında 16 tane Türk tarihte yaşadığı iddia edilen Türk devletine devletlerin ait bayrakları, bayrakları var. Her iki tarafta da böyle her bir pazusu benim kafam kadar olan iki tane ızbandut genç koruma var. Ön tarafta masanın önünde de böyle göbeği olan ama bir de tesbih, kocaman tesbih çeken şak şak böyle eğri bıyıklı bir büyüğümüz vardı. Ona da sordum, efendim sizi tanıyabilir miyim? Suyun başındaki adam gibi duruyorsunuz da. Ben dedi, El Aziz Ağır Ceza Reisiyim. O göbekli dostumuz. Evet. Neyse ben adama soruyorum, belediye başkanına. Bütçeniz, altyapınıza yeterli midir sayın başkan diyorum. Adamda ses yok. Ne soruyorsam adamda tık yok. Ben de bunun üzerine bu Ali Baba'nın ettiği lafı anımsattım. Anımsatır anımsatmaz. O ızbandut gibi iki koruma beni pırasa bileklerimden tuttular abi. İte kaka dışarı atarken belediye başkanı dile geldi. Yahu dedi bırakın dedi terbiyesizler, saygısızlar. Biz dedi Musa Bey'le dedi 40 yıllık dostuz dedi filan. O bir ziyarete geldi dedi size ne oluyor dedi falan. Beni ufalanmaktan kurtarıverdi. Sonra o adam kalktı gitti, o göbekli adam. Sonra bu adam ya bir şeker adam çıktı. Tatlı dilli bir adam çıktı. Peki demin niye konuşmadınız baba dedik. Ya deminki dedi Elazığ Ağır Ceza Reisi dedi. Bir yeğeni dedi burada bir suç işlemiş. Gelmiş kendisine demiş ki sayın başkan demiş sen benim yeğenimi kolla ben de senin ilerideki bir suçun varsa bir suç işlersen yolsuzluk molsuzluk ben de seni o konuda koruyayım demiş. Yani yani memleketim böyle yani. Böyle maalesef. Hatta Üveys Mulu ile ilgili de Kayseri Spor'un... Daha dün işte AKP eski milletvekili Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Tabii o adam ne karar verebilir abi? Evet. Sen ağzından evet. Kuş da tutsan. Evet. Evet. Şimdi evet. Halkımız gerçekten... Şimdi bu kadar çok din edebiyatı yapılan, bu kadar çok Allah kitap edebiyatı yapılan bir ülkede, bu kadar... Şimdi ben kiralık ev arıyorum. Adam bekarım diye ev vermiyor mesela. Bir tane... Profesör hanım bana diyor ki, karşılaştım Anadolu yakasında bir yerde. Musa Bey ben sizi Milliyet Gazetesi'nden beri izliyorum dedi. Takdir ediyorum. Güzel yazılar yazdınız, sorular sordunuz. Ama ben bekara ev vermem dedim. Deminden beri ettiğiniz laflar ne işe yaradı? Yani bir riyakarlık var kendi maalesef, ifadelerimizde. Maalesef, yani bu maalesef. Doğru bir şey değil baba. Yani dürüst olalım ya. Maalesef, maalesef. Şimdi tabii şöyle, en büyük sıkıntımız o. Hani... Kişisel olarak kimseye birbirine güveni yok. Onun ötesinde yargıya güvenimiz yok. Polise güvenimiz yok. Akademisyenlere güvenimiz yok. Peki ne yapacağız? İlginç bir durum yani. Şimdi bunu ancak okuyarak, sorgulayarak sevgili Namık bunu aşabiliriz. Ama sorgulamanın, okumanın suç olduğunu ya da işte insanı kötü yola sevk ettiğini savunan gene akademisyenler var, üniversite rektörleri abicim var. Abicim işte bu 12 Eylül yürünü. Okumuşlar memleketin başına bela. Bunlar 12 Eylül yürünü, 12 Eylül'de hatırla. 12 Eylül'de işte önce şeyler, tekstil makinaları, kitaplar, tekstil makinaları teşhir ediliyordu. Arkasından gözaltına alınmış uykusuz genç arkadaşlarımızın saçı sakalları uzamış vaziyette teşhir ediliyorlardı. İşte okursanız anarşik olursunuz evet. Diye yıllarca bunu propagandasını yapıldı. Ben bununla ilgili sayısız sorular sordum. Bunlardan dolayı da sayısız tekme ve yumruklarla ödüllendirildim. Ben de kısacası gazeteciliği şöyle tanımlıyorum. BBC muhabiri bana sordu gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? Ben de şöyle ifade ettim. Ben en güzel aşklarımı soru sorarken yaşıyorum. Onun için yediğim dayakları aşk acısına sayıyorum dedim. Çünkü sevgili Namık, göze aldığın şey sana aittir. Evet. Aşk da öyle değil midir? Özgürlük de öyle değil midir? Demokrasi de öyle değil midir? Göze aldığımız şey bize aittir. Göze alınmayan hiçbir şey bize ait değildir. Cevabını almadan bıraktığın soru var mı? Zaten soruların amacı yanıtını almaktan ziyade o soruyu sorabilmektir. Çünkü soru yanıtından önemlidir. Nerede ve hangi zeminde sorduğun önemlidir. Onu sorabilmek meselesidir. Ben Kenan Evren'e korka korka soru sordum. Şimdi Kenan Evren İstanbul Erkek Lisesi'ni ziyaret etti. O kendisi masada oturmuş. Yanında şu kadar boyu olan bir adam ayakta. Sonradan öğrendi ki o adam Kenan Evren'in ortaokuldaki matematik öğretmeniymiş. Şimdi Atatürk edebiyatını yapıyordu Kenan Evren. Ama Atatürk'e bakıyoruz.
Atatürk bir üniversiteye gittiğinde bir de devlet, işte bir ilçeyi ziyaret etti, kaymakamlığı ziyaret ya da vali ziyaret ettiğinde Atatürk'ün makama oturmadığını görüyoruz. İstanbul Üniversitesi'ni mesela ziyaret etmiş, öğretim üyesinin kürsüsünde oturmuyor. Ya öğrencilerle sırada oturuyor ya da ayakta sırtını duvara dayamış ders dinliyor. Şimdi kendi kurduğu sisteme kendisi saygı gösteren bir insan, evet. Onun taklitçileri onun kurduğu sistemin içine oymak için onun adını kullanıyorlar. Ve ne yazık ki bu Türkiye'de bizim bazı sol kesimlerimiz de bunu algılamadan sırf kara çalmak için Atatürk'e kara çalıyor. Şimdi zaten bir de herkes Atatürkçü. Atatürk'ü okumadan. Ya oku arkadaş, bu insan ne yaptı? Devrimlerini bilmeden. Devrimlerini bilmeden. Şimdi kocaman bir rozet asıyor. Sağda solda görüyorum ben. Peki kardeşim hiç Atatürk'le ilgili bir şey okudun mu? Hayır. Peki ne bu? Ya yani şekilcilik. Evet. Öbür tarafta peygamber edebiyatını yapıyor. Sürekli peygamber Hazreti Muhammed Mustafa böyle dedi, şöyle dedi diyor. Ya okusana kardeşim. Yani dinini bilmeyen bir toplum. Bir taraftan Atatürk tabii, bilinmiyor, bir taraftan tabii. Inandığı dini bilmeyen bir adam, toplumuz. Adam dindarım diyor, Kur'an okuyorum diyor. La ilahe illallah ne demektir diye geçenlerde işte televizyonlardan birinde gördüm. Anket yapıyorlar sokakta. La ilahe illallah'ın anlamını bilmiyor. Bilmez çünkü ezberlemiştir. Bu İmam Hatip liselerinde o kadar çocuklar okuyor. Sürelerin adlarını bilmiyorlar. Ben de soruyorum arkadaş, Nisa'nın anlamı nedir? Abi biz sadece ezberliyoruz diyor. Şimdi benim çocukluğumda İslam'la ilgili şöyle diyorlardı. İslam dini akil dini değil, nakil dinidir. Şimdi bir şey naklediyorsun. Ama tüm dinlerde bu var. Ya, doğru. Ama bak mesela şurada papazlar var. Bir papaz olabilmesi için, kiliseye rahip olabilmesi için insanların 3 üniversite bitiriyorlar. Şimdi sorgulamaya, yani onlar da sorgulamıyor. Şimdi, sonuçta din sorgulamıyor. Evet. Ama en azından kendi cemaatiyle bir anlaşılır ifade. Evet. Ben sosyal medyada bir şey paylaştım. Bir belgesel izledim. History Channel'da. Belgeseli hazırlayanlar İsa yaşadı mı gerçekten? Bunu araştırıyorlar. Kudüs'te falan çekimler yaptılar, şeyler yaptılar. İsa var mıydı? İsa'nın yaşadığı anlatılan bütün bölgelerde ondan izler aradılar. Ben dedim ki yani biz bunu böyle düşünemeyiz bile ama Hristiyanlar dedim İsa'nın var olup olmadığını tartışıyorlar dedim. Bir hanım yorum yazdı. Var dedi. Kanıt biliyor musun? Kur'an'da yazıyor dedi. Şimdi tabii şimdi kanıt yani... Kur'an'da yazması. Ama adam kendisi, bunlar Hristiyan. Hristiyansa kendi peygamberini yaşayıp yaşamadığını araştırıyor. İşte bizde şimdi inanan insanlar açısından kutsal metinler, Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat kutsal metinler oldukları için orada yazılan şeye inanırlar. Fakat bilimsel bilim söz konusu olduğunda kuşku duyar bilim. Acaba sorusunu sorar. Ama zaten o inançlar genellikle bilimle çelişir her zaman. İşte felsefeyle bunu, çelişir. Şimdi Avrupa işte, toplumunun, şimdi Namık, Avrupa toplumu bir aydınlanma süreci yaşadı. Fransız devriminden başlayıp, hatta Rönesans'la başlayıp bir aydınlanma sürecine girdi. Toplum değişti. Orada bir kiliseyi, şimdi bir kilise vergisi var. Kişi, Avrupalı yurttaş gidip ben herhangi bir dine inanmıyorum. Dolayısıyla benim maaşımdan kiliseye vergi kesilmesin diyebilir. Şimdi İslam toplumlarında Türkiye gibi Cumhuriyet'in aydınlattığı ama aydınlanması yarım kalan, bir zat o partinin içerisinden, kurucu partinin içerisinden gelip karşı devrim safına yer alan kişilerin müdahalesiyle devrim yarım kaldı. Dolayısıyla aydınlanmamış bir toplumuz biz. Onun için biz de ama bunların da sorgulanması gerekiyor ki biz özgür olabilelim. Gerçek laiklikte insan dinini yaşayabilir. Çünkü laiklik aklın özgürleşmesidir. Evet. İnanan inanır. İnanmayan da hani inananla inanmayanın yan yana barış içinde kardeşçe yaşayabilecekleri tek rejim
laikliktir. Bu hatırlarsan bu yetmez ama evet sürecinde. Bugün Mısır'la ilgili bir açıklama vardı. Mısırlılar, Mısırlı bir düşünür söylüyor. Mısır'ın geleceği laiklikte diyor. Demokrasi, o laiklik olmadan demokrasi olmaz. Zaten etle tırnak gibidir demokrasiyle laiklik. Şimdi eğer biz onu doğru algılayamazsak, yani bakın din hoşgörü edebiyatı yanlıştır. Hoşgörü şu demektir. Bir bostana girdin, bir erik arakladın daldan. Bostan sahibi seni gördü, elinde sopa. Bak bu seferlik affediyorum, bir daha çalarsan kafanı kırarım demektir. Biz haklar ve özgürlükler zemininde, yani bir hukuksal zeminde hak talebinde bulunmalıyız. Eğer bunu yapamazsak dinin hoşgörüsüne dayalı olarak hak elde edemeyiz. Hiçbir din bir başkasına hak vermez. Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yıllarca milliyette çalıştın. Ama Aydın Doğan'ı tanımıyordun. Nasıl tanıdın Aydın Doğan'ı? Şimdi efendim Aydın Doğan'ı ben tabii milliyete gireli 15-20 gün olmuş sevgili Namık. Soruyorum ya Aydın Doğan kim? Diyorlar ki öğlenliğin Abdi İpekçi'nin fotoğrafının asıldığı masanın önünde yemek yiyenlerden biri mutlaka Aydın Doğan'dır. Gidip bakıyorum bu kim? Yekta Okur. Bu kim? Doğan Heper. Bu kim? Altan Öymen. Bu kim? Falanca filan. Neyse Koç Amerikan Bank'ın kuruluş kokteyli oldu Hilton Oteli'nde. Gittim. Herkes, gazeteci arkadaşlar kendi aralarına kümelenmişlerdi. Orada yiyip içiyorlardı, sohbet ediyorlardı. Benim de kocaman bir teybim vardı biliyorsun böyle. Uzatıyorum rastgele. Bir de teybi uzatırken bir de bir şaplak indiriyorum enselerde. Bir fıkra alıyorum, bir ana alıyorum filan. Derken Sakıp Sabancılar'ın olduğu tarafa geldim. Orada Sakıp Sabancı, Muammer Bostancı. Muharrem Karslı. Menkul Kıymetler Borsası Başkanıydı. Necat Basmacı Ticaret Borsası Başkanıydı. Bunlar sohbet ediyorlardı. Daha başka insanlar da vardı. Sakıp Ağa dedi ki, ağam dedi, kabineyi bir sor bakalım Şarık Ağama, Şarık Taray'a beğenmiş mi? Çünkü hatırlarsan birinci Davos görüşmelerinde Özal Başbakan olarak Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nu devreden çıkartıp Yunanistan'la yaptığı resmi görüşmelere iş adamı arkadaşı Şarık Taray'ı almıştı. Melih abi de bir kabine yazdı. Altan abiye, Altan Erbulak'a ve bana danıştı. Nasıl buldunuz filan. Biz de bazı önerilerde bulunduk. Sonra Altan abi çok güzel bir karikatür çizdi. Yeni hükümet kabinesi diye. İşte Başbakan Turgut Özal, Dışişleri Bakanı Şarık Taray, Köy İşleri Bakanı Sakıp Sabancı. Evet, onu Maliye Bakanı Matilt Manokyan. Şimdi Matilt Manokyan'ın adını duyunca Şarık Taray. Ha bu arada ben Şarık Taray'ın olduğu tarafa gittim. Bizim Kemal Kopuz vardı Günaydın Gazetesi'nden. Şu anda Japonya'da. Yani uzun yüzyıllardan beri Japonya'da daha doğrusu. O Şarık Taray'la sohbet ediyordu. İyi akşamlar dedim. Şarık Taray benim nereli hangi gazetede çalıştığımı sorunca ben de milliyetten der demez bu hemen gürlemeye başladı. Yahu dedi o Melih Aşık denilen adam dedi bizimle uğraşıyor dedi biz devlet millet için çalışıyoruz bilmem ne falan. Böyle adam gürledikçe gürledi artık benim de sabrım taştı. Sayın Taray dedim ben de devlet millet için çalışıyorum ama bir kendi ensenize bakın bir de benim enseme bakın dedim. Ne olmuş lan dedim. Sizin enseniz dedim böyle benim ip incecik dedim. Yani malı siz götürüyorsunuz. Yine de en çok sizin sesin çıkıyor. Manokyan'a karşı çıkıyorsunuz. Manokyan dedim efendim yani onu kırdı vergi rekorundan vergiler alıyorsunuz. Üstüne yatıyorsunuz. Ondan sonra kadına laf ediyorsunuz falan. Bu beni çiğnemek için, asfalt etmek için üzerime yürüyünce bu sefer Kemal Kopuz araya girdi ve kurtardı beni. Ben tekrar Sakıp Sabancıların olduğu tarafa geldim. O arada Şarık Taray'la bizi uzaktan izleyen güleç yüzlü bey, Esmer Bey de gelmişti. Ben ona da hemen bir Musa ağam dedi böyle Sakıp ağam, Musa ağam hep böyle kavgacı değil. İşte geçen gün benden bir fıkra aldı, köşesine yayınladı. Hemen Necat Basmacı'yı gösterdi. Necat Basmacı'ya teybi uzattım. O benim fıkra kültürüm yoktu. Neyse sıra uzun boylu güleç yüzlü Esmer Bey'e geldi. Ben onun sırtına da bir şaplak indirdim. Beyefendi bir fıkra da sizden rica ediyorum. Adam dedi ki genç dostum benim fıkra kültürüm yok dedi. Biliyor musun ben de gazeteci sayılırım. Ya öyle mi çok memnun oldum dedim.
hangi gazetedensiniz? Milliyet'ten mi yahu dedi. Hayret dedim. Ben de Milliyet'ten olması hiç görmedim dedim. Peki hangi servistesiniz dedim. O sırada Sakıp Sabancı koluma girdi. Ya Musa ağam dedi, servisi kaldım ve patron be patron. Aydın Doğan'la böyle tanıştım. Tabii ben hemen bir şok gökkuşağı renginde falan. Bu sefer Necat Basmacı dedi ki, Musacığım dedi, yarın ilk işin herhalde muhasebeye gitmek olacak. Niye dedim? Yahu dedi, niyesi var mı? Patronu tanımayan adam dedi, orada çalışırım. Ben bu sefer zeytinyağı formunda, suç bende değil ki, suç sayın patronuna dedim. Servisleri gezmiyor ki. Kendisini tanıyalım dedim. Aydın Doğan'la tanışmamız böyle oldu. Bana bir ikramiye verdi. Yani hediye çeki verdi. Gittim bir o zamanın lüks firmalarından birinden tepeden tırnağa giyindim. Her yıl bir hediye çeki verecekti. Beni Londra'ya gönderecekti. Ondan sonra sözünde durmadı tabii. Musa çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için. Gazeteciliği konuştuk. O dönemin gazeteciliğini konuştuk. Geçmişteki ustaları, abileri, dostları andık. Çok teşekkür ediyorum. Yani benim özetle diyeceğim şey, arkadaşların kitap okumaları gerekiyor. Çünkü kitap okudukları zaman kendileri olabilirler. Sorgulama yetenekleri gelişir. Beyni neden taşıdıklarını algılama şansları olur. Kitap okumanın keyfi, soru sormanın keyfi, gezip izlemenin keyfini birebir yaşarlar. Çünkü bu bir aşktır. Nasıl ki insan aşık olduğunda kanatlanır, uçar, hiçbir engeli tanımazsa okumak da böyle bir şeydir. Okumak da aşktır. Ancak okuyan insanlar özgürleşebilirler. Başka şansları yoktur. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Musa Ağacı'ya çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki gazetecilik hayatında başarılar diliyoruz. Yarın burada tekrar görüşeceğiz. Usta sanatçı Rutkay Aziz konuğumuz olacak. Rutkay Aziz'le söyleşimiz olacak. Yarın pazar görüşmek üzere. İyi günler.